Kıymetli dostlar, güzel insanlar, Kur'an'ın işaret buyurduğu güzellikleri hep beraber takip etmeye çalışıyorduk. Önceki programlarımızda Allah ne güzel, Kur'an ne güzel, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne güzel, İslam din ne güzel konularının izini sürmeye çalışmıştık hep beraber. Bugün de inşallah kulluk ne güzel, akıbet ne güzel, ahiret ne güzel hususunun izini sürmeye çalışacağız inşallah. Rabbim o güzellikleri güzelce yaşayıp temsil edip o güzel ahirette güzel neticeye ulaşmayı hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, Kehf suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruluyor ki İnnellezine amenu ve salihati inna la nudiyu ecra men ahsana amela. İman edip salih ameller işleyenlere gelince şu bir gerçek ki biz güzel iş yapanların işlerini asla zayi etmeyiz. Güzel bir kulluk yapanın, salih amel yapanın Allah'ın razı olduğu çerçevede ve onun gösterdiği istikamette hareket edenlerin yaptıkları hiçbir şeyi zayi etmeyiz. Ülâike lehum cennetu adnin tecrimin tahtihimul enhar. <laughs> i̇şte onlara içlerinden ırmaklar akan adın cennetleri. Adın kelimesi kelime anlamı itibariyle devamlı ikamet edilen, sürekli içinde kalınan yer kalma anlamına geliyor. Ebediyete ayrı bir vurgu yapan kelimeyi mübareke. Yuhallavna fiha min asavir min zahabin. Orada onlar altından bilezikler takarlar. Onlara altından bilezikler takılır. Ve yalbasuna thiyaban khudran min sundusin ve istabrak. İster kalın ipekten, ister ince ipekten yem yeşil elbiseler giyerler muttekin fiha alel araik orada koltuklara kralların sultanların tahtlarına kuruldukları gibi kurulurlar amet sawab ve hasne tefaka. bu ne güzel bir mükafat ne güzel bir ödül ne güzel bir sevap ve bu cennet ne güzel bir mesken kalınacak makar yer. Kur'an-ı Kerim'de mürtefaka kelimesi iki defa geçiyor ve hemen e, peş peşe diyebileceğimiz ayet-i kerimelerde Kehf suresinde bir önceki ayet-i kerimede bir önceki ayet-i kerimede bir önceki bölümde demek daha doğru 29. ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. Vakulil hakku min rabbikum. Kur'an-ı Kerim'in mukabele hususiyeti. Daha önce Ramazan-ı Şerif'te bu konuyla alakalı hocamızın bir mülahazasını açarken kısaca durmaya çalışmıştım. Tergib gelmişse arkadan terhip gelir, haf gelmişse reca gelir, rahmet gelmişse azap gelir, mümin gelmişse kafirden bahseder veya aksi çok farklı konularla alakalı bu mukabele, tekabül Kur'an-ı Kerim'in mesani hususiyeti. Allahu nezzele ahsenel hadifi Kitaben müteşabihen methaniye ayetinde işaret edilen o mesani dediğimiz ikili, tekrarlı, e, mukabil hususların peş peşe gelmesi Kur'an-ı Kerim'in bir üslubu. İşte burada müminlerin amellerinin zayi olmayacağı ve onların en güzel bir mesken olan adin cennetlerine yerleştirilecekleri ifade edilmesinin hemen öncesinde tam zıttı tablonun, Madalyonun öbür yanı bize nazara veriliyor ve buyruluyor ki: "Vekulil hakku min rabbikum feman sha'a falyumin ve men sha'a felyekfur <laughs> inna a'tadna liz zalimin ahata bihim suradiquha ve in yastagifu yughathu bima'in kalmuhli yashwi l-wujuh bi'saş şerab ve sa'at murtfaka Müminlerin durumunu anlatan ayet-i kerime "ve hasunet murtfaka" diye bitti diğerlerinin mücrimlerin durumunu anlatan ayet-i kerime ise ve sa'at murtafaqa ne kötü ne çirkin bir mesken diyerek bitiyor. Ayetin bütün meali şöyle de ki işte Rabbiniz tarafından gerçek geldi. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Şu da bir gerçektir ki biz o zalimlere duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış olan müthiş bir ateş hazırladık. Eğer susuzluktan feryat edecek olurlarsa kendilerine erimiş maden gibi, maden eriği gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne fena bir içecektir ve cehennem ne kötü, ne fena bir barınaktır. Hasunet mürtefaka <laughs> ve se'et mürtefaka. Kur'an-ı Kerim'in mukabelesi. Ankebus suresinin 29. sure 58. ayet-i kerimesinde buyuruluyor ki... وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ cenneti تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ İman edip salih ameller yapanları cennetin yüksek köşklerine yerleştireceğiz. İçinden ırmaklar akan o cennetlere, on cennetlere onlar devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İyi amel edenlerin mükafatları ne güzel. Ni'me ecrul amilin. Ra suresinde bir makta tamamen bu üzerinde durduğumuz konuyla alakalı ayetli i kerimelerden bir kesit, bir bölüm. 18 ve 19. ayet-i kerimelerde buyuruluyor ki, Lillezîne estecebû lirabbihimul husnâ. اللهم انظرنا إلى إن شاء الله والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لَفْتَدَوْا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أول الألباب Biraz önceki bölümde söylemiş olduğum Kur'an-ı Kerim'in mukabelesini burada da görüyoruz. Onu nazara itibar alarak göz önünde bulundurarak takip etmekte fayda var. Rabbilerinin çağrısına icabet edenlere en güzel mükafat cennet vardır. Fakat onun davetini kabul etmeyenlere gelince mukabil, mesani. Şayet dünyada olan bütün şeyler ve onların bir misli daha kendilerinin olsaydı kurtulmaları için fidye olarak hepsini verirlerdi. İşte bunlar çetin bir hesaba maruz kalacaklardır. Onların kalacakları yer cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir. Burada hatırıma şöyle bir şey geliyor. Rabbimizin yaratması itibariyle her şey güzeldir. Cennet de güzeldir, cehennem de güzeldir. Cehennem Allah'ın adaletinin tecellisidir. Cennet Allah'ın fazlının, lütfunun tecellisidir zalimlerden, mücrimlerden ihkaka hakta bulunmak için onları cehenneme koymak. Evet onların maruz kaldığı azap itibariyle onlar için çirkin olsa da hakkın, hakikatin, ihkak hakkın yerini bulması itibariyle, hilkat itibariyle oranında ayrı bir güzelliği vardır. İnce bir konu. Onların kalacakları yer cehennem olacaktır. Orası net kötü bir yerleşim yeridir. Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin hak ve gerçek olduğunu bilenle kör onu görmeyen hiçbir olur mu? Yine bakın mukabele ancak akıl sahibi kimseler düşünüp ibret alırlar. Ve Rahat suresinde bu mevzuyu anlatmaya devam ediliyor ve fezleke nasıl geliyor, ayetler nasıl noktalanıyor onu hep beraber takip edelim inşallah. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْم۪يثَاقِ Allah'a verdikleri sözde duranlar ve misakı bozmayanlar da işte onlardır. Yine burada bu benim almadığım bölümdeki ayetlerde bu misakı bozanlardan bahsederek söz devam ediyor. Yine o mukabeleyi orada da görüyoruz. Allah'a verdikleri sözde duranlar ve o güçlü sözü, o sağlam sözü misakı bozmayanlar da işte onlardır. والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء <laughs> الحساب Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetirler, Rabbilerinden çekinir ve pek çetin bir hesaptan endişe ederler. وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ اُقْبَدَّارِ onlar sırf rabbilerinin rızasını kazanmak için sabreder. Namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan gizli ve açık bir tarzda bağışta bulunurlar. Gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunurlar ve kötülüğü güzellikle savarlar. Kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte onlardır dünya diyarının güzel akıbetini kazananlar öyle <laughs> 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 ike lehum ukbeddar cennetu adnin yedhulunaha ve men salaha min abaihim ve azvajihim ve zurriyatim vel melaiketu yedhulun alayhim min kulli bab selamun aleykum bima sabartum fe ni'me o güzel akıbet adın cennetler olup onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki melekler de her kapıdan yanlarına varıp selamun aleyküm bima sabertum fe ni'me ukbeddar. sabretmenize karşılık size selamlar selametler dünya diyarının ne güzel akıbetidir bu diyecekler. Ayrı bir hakikat Kur'an'dan Nahl suresinin 95 ve 97. ayet-i kerimeleri. وَلَا تَشْتَرُوا ahdillahi اللّٰهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Allah'a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın. Zira ahirete Allah nezdinde olan nimet eğer bilirseniz sizin için elbette daha hayırlıdır. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وما عند الله باق ولا نجزي أن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما <يَعْمَلُون> sizin elinizdekiler tükenir ama Allah'ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız. Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde arz edeceğim hangi ayet-i kerimelerde olduğunu. Bu ifade benzer cümlelerle vurgulanıyor, tekrarlanıyor. Hocamızdan öğrendiğimiz bir ifadeyle tasrif ediliyor bu hakikat. Bu hakikat tasrif ediliyor. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا mekenu يَعْمَلُونَ Farklı ifadelerle bir onlar, biz onların yaptıkları amellerini, işlerini en güzel bir şekilde yapmalarına göre mükafatlandıracağız, ödüllendireceğiz. Yani siz bir ameli yaptığınızda en güzel nasıl yapıyorsan, en halisane nasıl yapmışsanız o yaptığınız ameli o şekilde biz karşılık vereceğiz diyor. Bu hususla alakalı Nur suresinin 38. ayet-i kerimesine, Ankebut suresinin 7. ayet-i kerimesine, Zümer suresinin 35 ve Ahkaf suresinin 16. ayet kelimelerine de bakılabilir. Bir ahseni mekânu, bir ahseni mekânu yaptıklarının en güzeline göre onlara mükafat vereceğiz. Bu da güzeller güzeli Rabbimizin kullarına güzel bir muamelesi. Bütün bunlar kulluğun ne kadar güzel olduğunu, akıbetin ne kadar güzel olduğunu, ahiretin ne kadar güzel olduğunu ifade ediyor. 1960 ihtilali, 1971 muhtırası, 12 Eylül dönemi. Türkiye'nin bu yitik ve karanlık dönemlerinde genç ve ömrünü insanlığa adamış bir hoca efendi, Kur'an ve sünnet ışığında insanları etkileyip topluma yön verebilmek için büyük gayret sarf etmişti. Terim Müslümanlar, sadece camilerdeki vaaz ve sohbetlerle yetinmemiş, irşat ve tebliğ adına her fırsat ve ortamı değerlendirmişti. Hoca Efendi'nin bu zor yıllarda verdiği hutbeler artık bir kitapta toplandı ve Süreyya Kitap tarafından basıldı. Kitap, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin 70'li yıllarda camilerde verdiği cuma hutbelerinin bir kısmını içeriyor. Gönül Nameleri Hutbeler Kitabı Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da.